Parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Parçada herhangi bir eser ismi yer almıyor. Bundan dolayı bazı anahtar kavramlara dikkat etmeliyiz. Birincisi romanlarıyla tanınmış olması, realizmi benimsemiş olması, etkili gözlem gücüne sahip olması bir özellik. Teknik açıdan eserlerinde kusurlar vardır deniyor. Bu ikinci anahtar kavramı olsun. Kadın psikolojisinin işlenmiş olması üçüncü anahtar kavramımız olsun. İdealize edilmiş kadın kahramanlar da dördüncü anahtar kavram olur. İngiliz edebiyatı profesörü olduğu da söyleniyor. Buradan hareketle söz edilen sanatçının Halide Edip adı var olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Türkçülük akımını savunan sanatçılardan, düşünürlerden değildir diye sorulmuş. Yusuf Akçura, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul Türkçülük akımını savunmuşlardır. Söz gelimi Mehmet Emin Yurdakul'un Türk Sazı adlı eseri, Ömer Seyfettin'in Türk tarihini konu alan öyküleri, Ziya Gökalp'in yine Kızıl Elma adlı eseri, Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset adlı eseri Türkçülük akımını savunduklarını gösterir. Mehmet Akif Ersoy ise İslamcılık, ümmetçilik görüşünü savunur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu dörtlükler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir diye soruluyor. Son derece sade bir dil var bu dörtlüklerde görüldüğü gibi ve hece ölçüsü görebiliyoruz. Yine aynı şekilde milli bir yaklaşım da söz konusu. Türkçenin en güzel dil olduğu belirtiliyor ve İstanbul konuşmasından söz ediliyor. Namık Kemal olamaz çünkü Tanzimat dönemi sanatçısı. Yahya Kemal Beyatlı aruz ölçüsüyle yazmış bütün şiirlerini. Tevfik Fikret, Servet-i sanatçısı ve Muallim Naci yine Tanzimat dönemi sanatçısı. Bu dörtlükler ancak Türkçülük akımının fikir babası olan Ziya Gökalp'e ait olabilir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde yapıtların tamamı Reşat Nuri Güntekin'e ait roman türünde yapıtlardır deniyor. Tanrı misafiri öykü türündedir. Olağan İşler öykü türündedir. Sönmüş yıldızlar öykü türündedir. Anadolu notları ise gezi yazısıdır. Görüldüğü gibi ABCD seçeneklerinde bütün eserler Reşat Nuri Güntekin'e aittir ancak türleri farklı olanlar vardır. Harabelerin Çiçeği, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece ve Acıma adlı eserlerin hepsi roman olduğu için sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada düşüncelerini dile getiren kişinin savunacağı edebiyat dönemi hangisidir diye soruluyor. Dikkat edilirse dilimizin Arapça ve Farsça'nın etkisi altında kalması yapaylık olarak nitelendiriliyor ve bu durum eleştiriliyor. Yine aynı şekilde her dilden yabancı kelime almak eleştiriliyor ve bir öneride bulunuyor parçada konuşan kişi. Türkçeye başka dillerden girip zaman içinde Türkçeleşmiş olan kalsın ama artık bu tavra, hangi tavra? yabancı kelime alma tavrına bir son vermenin zamanı geldi diyor. Burada milli dilden söz edildiğini Dilde sadeleşmekten söz edildiğini görüyoruz. Bu ise milli edebiyat döneminde gündeme gelen bir anlayıştır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçada hangi eser hakkında yanlış bilgi verilmiştir diye soruluyor. Kiralık Konak'ta Tanzimatla başlayıp Çanakkale Savaşı'na kadar süren yıllardaki üç ayrı kuşağın yaşadığı değişim ele alınmıştır. Bu bilgi doğru. Hüküm gecesinde ikinci meşrutiyet yıllarının ele alındığı bilgisi doğru. Sodom ve Gomorre'de işgal altındaki İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntünün ele alındığı da doğrudur. Yine bir sürgünde ikinci Abdülhamit döneminde yaşanan siyasi sürgünlerin işlenmiş olduğu doğrudur. Ancak panoramada Osmanlı sarayının hazin durumu anlatılmaz. Cumhuriyet tarihinde çok partili hayata Geçiş döneminin özellikleri anlatılır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı panorama olan E seçeneğidir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır diye soruluyor. Sırasıyla değerlendirelim cümleleri. 1. Genç Kalemlerin ilk 4 sayısında yayınlanan yeni lisan makalesinde yazı dili ve konuşma dili arasındaki farkın ortadan kaldırılması gerektiği ileri sürülmüştür. İstanbul Türkçesinin benimsenmesi gerektiği söylenmiştir diyebiliriz. Bu bilgi doğru. Dile yerleşmiş Arapça ve Farsça kelimeler hariç bu dillerden kelime alınmaması gerektiği belirtilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Yeni lisan makalesinde bu konuya temas edilmiş. Arapça ve Farsça kelime yerine Türkçe kullanılması ve Arapça Farsça kelimelerin Türkçe dil özelliklerine göre okunması İstenmiş bilgisi de doğrudur. Dördüncü cümleye de bakalım dile girmiş terimlerde bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı söylenmiştir. Doğru Yeni lisan anlayışına göre Terimlerin değişmesine gerek Görülmüyor. Ancak Beşinci cümlede şöyle bir ifade var. Diğer Türk lehçelerinden kelime alma yolunun Dile katkı sağlayacağı öne sürülmüştür deniyor. Hayır Genç Kalemler dergisinde yayınlanan yeni lisan yazısında diğer Türk lehçelerinden kelime almaya da karşı çıkılıyor. Dolayısıyla 5. cümlede bilgi yanlışı var. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Parçada verilen eserlerden hangisinin türü yanlıştır diye soruluyor. Refik Halit Karay'ın eserleriyle ilgili bir parçayla karşı karşıyayız. Sırasıyla değerlendirelim. Yezid'in kızı var, burada da görüyoruz. Sürgün var, burada da görüyoruz. Bunlar roman türünde eserlerdir. Evet, parçada da roman türünde olduğu söylenmiş. Hikaye türünde adından da anlaşılacağı üzere Gurbet Hikayeleri adlı eser var. Bu da doğru cevap olamaz. Yine aynı şekilde anı türünde Bir Ömür Boyunca adlı eser verilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Ancak Kadınlar Tekkesi adlı eser için mizah türü denmiş. Hayır. Bu roman türünde bir eserdir. Yazılardan, mizahi yazılardan oluşmaz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Bu cümlenin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye soruluyor. Sorumuz şu. 1905-1921 yılları arasında bazı yayın organları Türkçülük ve Turancılık fikrini bilinçli şekilde yaymaya çalışmışlardır. Türkçülük ve Turancılık fikrini yaymaya çalışan yayın organlarından değildir diye soruluyor esasında bize. Burada Çocuk Bahçesi Mehmet Emin Yurdakul tarafından çıkarılan milliyetçi bir dergidir. Türk Derneği yine Mehmet Emin Yurdakul tarafından çıkarılmıştır. Dergah Yahya Kemal tarafından çıkarılan milliyetçi bir dergidir. Türk Yurdu aynı şekilde bir dergidir. Yeni Mecmua Ziya Gökalp tarafından çıkarılmıştır. Genç Kalemler Dergisi Yeni Lisan yazısında yayınlanmış olduğu dergidir. Halka Doğru ve Türk Sözü dergileri de yine Türkçülük akımını yayan dergilerdendir. Ancak Yedi Meşale ve Varlık dergileri Cumhuriyet döneminde çıkmış dergilerdir. Dolayısıyla Türkçülük akımını yaydıkları söylenemez. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Mehmet Emin Yurda Kulun bu dizeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruluyor. Burada milli edebiyat geleneğine bağlı olduğu söylenebilir şiirin çünkü şehitlikten söz ediliyor. Şairin ve dönemin zihniyetini yansıttığı söylenebilir. Buradan hareketle şairin milli edebiyatçı olduğunu, şiirin de milli edebiyat anlayışı çerçevesinde yazıldığını söyleyebiliriz. Burada karşılıklı söyleşmeler olduğu için şiirin manzum hikaye olduğunu söyleyebiliriz. Diyaloglar var çünkü olay var. Anlatımda diyaloglardan yararlanıldığı da yine söylenebilir. Bir karşılıklı konuşma görüyoruz dizelerde. Ancak bu şiirin bireysel özellik taşıdığı söylenemez. Tamamen toplumsal içerikli bir şiirdir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki kavram ve olgulardan hangi ikisi bu eserlerle ilişkilendirilemez diye soruluyor. Canavar, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı adlı eserler Faruk Nafiz Çamlıbel'in tiyatro türünde eserleridir. Buradan hareketle özelliklere bakalım. Göstermeye dayalı metinler olduğu söylenebilir. Faruk Nafiz'e ait olduğu söylenebilir. Ancak coşku ve heyecana dayalı metin olduğu söylenemez çünkü coşku ve heyecana dayalı metinler şiirsel metinlerdir. Oysa burada göstermeye dayalı olduklarını belirttik. Faruk Nafiz Hecenin beş şairinden biri olduğu için, milli edebiyat anlayışıyla eserler verdiği için yalın bir dil kullandığı söylenebilir eserlerinde. Ancak yine Faruk Nafiz'in Servet-i Fünun döneminde yaşadığı söylenemez. Servet-i Fünun'da değil Hece'nin 5 şairi arasında yer almış olur. Dolayısıyla 3 ve 5 numaralı olgular bu eserlerle ilişkilendirilemez. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır diye soruluyor. B seçeneğinden başlayarak seçeneklerimizi değerlendirelim. Ömer Seyfettin son dönem Türk hikayeciliğinin en önemli ustasıdır. Möpesan tarzı hikayelerle tanınmıştır. Yani olay öyküsüyle diyebiliriz. Küçük realist çizgide yazdığı bu hikayelerde tarihin şanlı sayfalarından ve çocukluk anılarından bahsetmiştir diyebiliriz. Söz gelimi, ferman, forsa gibi tarihi hikayeler, ilk cinayet, falaka, kaşağı, ant gibi çocukluk anılarından söz eden hikayeler yazmıştır. Yalnız Efe, falaka gibi eserleri olduğu söylenebilir. Burada bilgi yanlış yok. İlk şiirlerini Sırat-ı Müstakim ve sebil Reşat gibi dergilerde yayınlayan Mehmet Akif Ersoy'un epik ve didaktik olduğu doğrudur. Vatan, din, ahlak gibi konulara değinmiş olduğu Asım, Gölgeler, Hakkın Sesleri adlı bölümlerin şiir kitabında yer aldığı doğrudur. Fuat Köprülü'nün fecaatiyle başlamış olduğu, milli edebiyatla devam ettiği doğrudur. Türk edebiyat tarihini bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim insanı olduğu bilgisi doğrudur. Diğer eserlerde ona aittir. Yine Ziya Gökalp'in manzum masallar, destanlar ve didaktik şiirler yazmış olduğu doğrudur. A seçeneğine dönelim. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Aruza Veda şiirini yazmış olduğu doğru değildir. Bu şiir Halit Fahri Ozansoy tarafından yazılmıştır. Yine Baykuş Sönen Kandiller gibi tiyatrolar da Halit Fahri'ye aittir. Dolayısıyla bu seçenekte bir bilgi yanlışı vardır. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.